Dünyanın en önemli futbol takımlarında oynayan ve özellikle bu yıla damga vuran Müslüman futbolcularını sizin için derledik. Her ne kadar gittikleri yerlerde zorluklar yaşasalar da hiçbir zaman pes etmediler ve en iyi olmak için mücadelelerine devam ettiler. Gelin başarılarıyla dolu olan en iyi Müslüman futbolculara hep birlikte bakalım. Videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Emre Can. Emre Can 12 Ocak 1994 yılında Frankfurt'ta dünyaya geldi. Türk asıllı Alman vatandaşı olan Emre Can, Almanya'da yaşadı. Aslen memleketi Afyonkarahisar. Son dönemlerde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmak zorunda kalsa da Liverpool'un yükselmesini sağlayan önemli kişilerden biri oldu. Yeteneği ve başarıları göz dolduran Emre Can, taraftarların da çok sevdiği bir futbolcu. 9 numara Marouane Fellaini. Bir diğer Müslüman oyuncu ise Manchester United'ın orta saha oyuncusu Marouane Fellaini. Kendisi Belçika'da da olsa da aslen Fas asıllı. Bu sene başarılı performansıyla pek çok takımın ilgi odağında olmayı başardı. Kariyerini Müslüman bir ülkede devam ettireceğini söyleyen Fellaini için Türk takımları da harekete geçmiş durumda. Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. İleride adını daha sık duyabiliriz. 8 numara Yaya Toure. Yaya Toure, fil dişi sahili doğumlu Manchester City'de oynamakta. 34 yaşında olmasına rağmen bu senede çok önemli bir performans sergilemeyi başardı. Geçmiş kariyerinde de başarılı olan Yaya Toure, şöhret ve paralara rağmen kültürel kimliğinden asla uzaklaşmadı. Şimdiye kadar maçlarda öne çıkan Premier Lig oyuncularına bir şişe şampanya veriliyordu. Fakat Müslümanlar için alkol yasak olduğundan Yaya Toure kendisine verilen bu ödülü reddetmişti. 7 numara Karim Benzema. Paylaştığı umre fotoğraflarıyla dikkat çeken Karim Benzema, Avrupa'da en önemli Müslüman futbolcuların arasında yer alıyor. Kariyerinde sayısız başarı elde etti ve halen dünyanın en büyük takımlarından biri olan Real Madrid'de forma giymekte. Dünyanın en zengin Müslüman futbolcusu olarak gösteriliyor. Bu sene inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Benzema'nın kaderi şu an için belirsiz, fakat yıllar geçse bile unutulmayacak futbolcuların başında geliyor. 6 numara N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, Fransız milli futbolcu. Şu an Premier Lig takımlarından Chelsea forması giymekte ve Fransa milli takımı için de mücadele etmekte. Kanté son dönemde gösterdiği performansla Chelsea'nin en sevilen Müslüman futbolcularından biri oldu. Öyle ki Chelsea'nin sembol isimlerinden olan Frank Lampard onu dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak gösterdi. 5 numara Frank Ribery. Bir dönem Galatasaray'da oynayan Ribery, Bayern Münih formasını yıllardır başarılı bir şekilde taşıyor. Şu an 34 yaşında olan Ribery, kariyerini burada bitirebilir. Eskiye göre çok iyi performans sergilemese de taraftarların kalbini kazanmayı başarmış bir isim. Ribery aslında sonradan Müslüman oldu. Ribery, Kur'an-ı Kerim'i defalarca okuduğunu ve çok etkilendiğini belirtti. 4 numara Eden Hazard. İnançlarıyla alakalı pek fazla açıklama yapmayan soğukkanlı oyuncu Eden Hazard'ın Müslüman olduğunu herkes biliyor. Bu senede çok formda ve piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor. Chelsea takımının en iyi futbolcularından biri oldu. Sık sık Messi ile kıyaslansa da o Messi'nin kendisinden daha iyi olduğunu düşünüyor. Hazard bu sezon 42 maçta 15 gol ve 11 asist yaptı. 3 numara Paul Pogba. Manchester United'da forma giyen Müslüman futbolcu Pogba, özellikle Müslüman karşıtı ile ilgili söylenen sözlere verdiği tepkilerle takdir görülmüş bir isim. Pogba, bir insanı öldürmek deliliktir. Bunu dinin üzerine yıkmak saçma. İslam bu değil demişti. Pogba, Gineli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak 1993 yılında doğdu. Kendisi rekor bir fiyata geldiği Manchester United'da orta saha mevkiinde oynamaktadır. 2 numara Mesut Özil. Arsenal'da oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, şüphesiz hepimizin yakından tanıdığı Müslüman futbolcuların başında geliyor. Almanya milli takımını seçtikten sonra Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Real Madrid gibi bir takıma transfer olmuştu. Şimdilerde ise güzel olan futbolunu Arsenal'da döktürmeye devam ediyor. İyi bir Fenerbahçeli olan 29 yaşındaki Mesut Özil, kariyerini İstanbul'da bitirmek istediğini belirtmişti. 1 numara Muhammed Salah. Bu yıl Liverpool formasıyla hem Premier Lig'in hem de Şampiyonlar Ligi'nin altını üstüne getiren Muhammed Salah, 2018 yılının en iyi futbolcusu olarak seçilebilir. Eğer bunu başarabilirse kariyerinin en büyük çıkışını yakalayabilir. Bu sene attığı goller sayesinde Liverpool hem de Premier Lig'i üst düzey olan bir platformda yılın en iyi futbolcusu olmayı başardı.
Sizce bu yıl Muhammed Salah dünyanın en iyisi olabilecek mi? Videoyu beğenin ve yorumlarda bizimle görüşlerinizi paylaşın. Videonun sonuna geldik. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.